Merhabalar. Hakan Akın. Evet, Hakan Akın. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Nasılsın? Sağ ol, sizi sormadım. Teşekkürler. Nereden geliyorsun? İzmir. Ne iş yapıyorsun? Güvenlik. Güvenlik. Peki. Bu akşam ne yapacaksın? Doğaçlama bir dans yapacağım ama. Yani break dans diyeyim. Sanki tehditle yollanmış gibi bir adam var buraya mı? Birisi çıkmazsan kötü olur falan mı dedi? Yok. Daha önce dans ettiniz mi abi? Hiç yapmadım. Daha ilk kez yapıyorum. Evet. İlk defa burada mı dans ettiniz? İlk kez. Burada mı başlıyorsunuz? Peki dans ettiğinizden haberdarsınız değil mi? Yani ara sıra yapıyorum. Evde yaptın herhalde. Evde de yapmadım. Siz ne istedim buraya? Beni mi yolladı abi seni? Yani... Güvenlik şirketinden mi yolladılar? Ara sıra yapıyorum yani dansı. Allah. Ara sıra yaptığında diyorlar mı abi ne güzel oynuyorsun diyen oldu mu? Herkes işte yapmıyorum. Ara sıra evde yapıyorum spor olsun diye. Hayır beğenen oluyor mu yani böyle ne kadar güzel yaptın git bir yeteneksizsin. Evet işlerinde dedi. Diyorlar. Peki pardon tahmin et desem kaç dakikada sahnede kalabileceksin sence? Yani 4 tane çarpı kaç dakikada alırsın? Yani hayır deyin ama çarpıya basmayın. Bu tip aktivitelerde müziğin arasında kaynıyor çarpı. Mesela komedi olduğu zaman, çarpı olduğu zaman bir anda olduğu yerden sıçrıyor yarışmacı. Dansta arada böyle elektronik müzikse çarpılar arada gidiyor tatlı tatlı. O yüzden de rahat basıyorum. Ben çok rahat basıyorum. Ekstrem bir soru soracağım. Daha önce dans ettiniz mi? 89'da bıraktım. Dansı. Dansı. Evet. Tadını da bırakmış. Abi bir gün sabah kalktım bir anda ve dans edeyim gidip mi dedin yeteneksizsinize? Ama işte yeteneksizsiz platform bu Özgü. İşte herkese açık görüyor musun? Ha bir anda aklına mı geliyor? Ya ulan siz de sevgili seyirciler. Ulan sen dans ediyorum. Bugün dans edeyim mi? Öyle mi? Hakikaten çok merak ediyorum. Sevgili seyirciler sizin de gizli bir yeteneğiniz varsa keşfetmek istiyorsanız programımızı her zaman bekliyoruz. Bu arada videoyla artık seçmelere gitmeden videoyla yeteneksiz size katılabilirsiniz. Videonuzu yolluyorsunuz tv8.com'a. Videonuzu arkadaşlar seyrediyor ve sizi beğenirlerse davet ediyorlar. Biz de yaparız böyle. Bunu da hatırlatalım. Gizli yeteneği burada mı bulacağız? İlk defa. Bulacağız ya da bulamayacağız. Bence bulamayacağız yani. Bana soruyorsan 35 saniyede vedalaşırız ama belli mi olur? Dünyada böyle örnek çok var. Susan Boyle böyle geldi işte. Evet. Şok etti jüriyi. Bir yeteneği dalga geçti Susan Boyle'la. Evet. Yani bir yetenek olabilir diye ben bir dans yapacağım. Tahmin ediyorsunuz yani belki bir ihtimal. Bir de videom vardı. Git bir baktır mı dediler. Yani yeteneğimi göstermek için geldim. Bir de videom vardı Acun Bey. Oynamadan sonra gösterebiliriz videoyu. Tamam. Peki. Bir de fotoğrafım vardı. Fotoğraf. Dans edersen acaba... Yok. Hakan sen acaba skeç dalına mı katıldın? Peki Hakan tahmin edeceğin gibi aşırı derecede merak ediyoruz. Ne kadar süre sahnede kalacaksın? Sana başarılar diliyorum. Sizin takdiriniz. Tabii sahne senin. Peter Piper as I was thought, everything that it has turned to gold. Not lying, y'all. He's the best I
know how the story goes. Acun ilk defa mı yanıldın? Ben yanıldım. Değil mi? Ben yanıldım yani. Ben de hiç beklemiyordum. Hayır şöyle. Hepimiz yanıldık. Hayır ya. Hakikaten çok sempatik ya. Acayip bir şey ya. Hakikaten. İyi ki 89'dan beri dans etmiyorsun. Ha demek ki 89'u zirvede bırakmış. Evet zirvede. 89 yılında Kemal Paşa Festivali'nde çıkmıştım. O zamanlar işte bizim bir abimiz var, Hakan abimiz ne dans eder diye gösterilere çıkardı. İlk ve sonu da o. Ne oldu, kötü mü geçti, ne oldu? Yok, bıraktım ben, askere gittim, geldim, bıraktım. Allah Allah, ne enteresan bir insansınız. Abi sadece dans etmiyorsunuz ki ya, içinde pandomim de var. Var var, bir yaptı, böyle bir şeyler var. Popin yaptın, dubstep yapıyorlar burada, hepsi gerçek bir doğaçlamaydı yani. Hakan Bey biz beklemiyorduk yani. Benim bir tek kendime yorulduğum için kilom var. Başka bir şey yok. Kilonuz olduğu için yoruldunuz. Yok. Yani o engelliyor biraz hareketlerimi. Evet. Kemal Paşa'dan olsa gerek. Yok. Ben videoyla fotoğrafı merak ediyorum. Devam edecekti. Siz bilirsiniz. Oylamadan sonra görebilirsiniz. Ha oylamadan sonra tamam. Yani ha. O görüntüye bakıp da evet. Evet'i ver, videoyu görmüyor. Hayır dersek olmazdı. Bir gör. Hayır diyor ki oylama etkilemesin diyor aslında. Çok hassas bir davranış ama biz görmek istiyoruz tabii ki. Ha. Görelim. Dünyada yapan ben görmedim çünkü internette araştırdım videoyu. Telefonla çektiniz herhalde. Yürüyen merdiven. Hı? Yürüyen merdiven. Bunu mu yapan yok dünyada? Dünyada bunu mu yapan yok? Yani ben... İnternette araştırdım, bulamadım. İyi. Yoksa yoktur. Şunu yapan var ama. Doğal. Şunu yapan var. O kim? Binen şu kim? Şu amcanın yaptığını yapan var. Acun bak, burada var ya bir şey bak. Normal bir çekindi yani. Şurada araçlar geçiyor aşağıdan. Bayağı bir yüksekliği var ama. İçerideymişsin gibi gözüküyor yalnız. Ucunda yani değilmişsin gibi. Tam uçtayım. Öyle mi? Ha. Paralel durmuyor. Yani bir tehlikesi var işte. Düşersen aracın altında kalma tehlikesi var. Bence başka şey olur araçtan önce. Araçtan önce bir sıkıntı olur zaten. Bu şeye benziyor. Göklerin en üstünden düşersem arabalar ezer gibi oldu. Peki. Yani evet. Evet Hakan abi çok enteresansın gerçekten. Yani hani ummadık taş baş herhalde. Dans etmelisin bence ya, bırakma dansı, bu işi ilerlet. Gayet güzel de eğlenceliydi. Ne diyeyim ki? Süperdi. Çok teşekkür. Peki, oylama içelim Eser. Kesinlikle evet. Sağ ol, teşekkürler. Benden de 5 yıldızlı bir evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Ben şarkı için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir şarkı. Run DMC'den. Ben de evet diyorum ve 4 evetle. Teşekkürler Acun Bey. Sağ olun.